Sayfa için eklemiş olduğunuz resimlerin özelliklerini resme tıklayıp özellikler denetçisinden görüntüleyebilirsiniz. Herhangi bir nesneye tıkladığınızda özellikler denetçisi o nesnenin özelliklerini gösterir. Resme tıkladığımızda özellikler denetçisinde tıkladığımız nesnenin bir resim olduğu, sabit disk üzerinde 29 kilobayt yer kapladığı, ID bilgisi, şu an için bir ID'si yok, buraya bir ID değeri girip CSS ya da JavaScript içinde kullanılmasını sağlayabiliriz. Resmin genişliği, yüksekliği, sabit disk üzerindeki kaynak dosyası, yani şu anda sitemizin içinde nerede bulunduğu, images klasörünün içinde bulunuyor. Bu linkin, bu resmin bir linki varsa bu bilgi. Alternatif metni, dikey ve yatay uzaklığı çevresindeki nesnelerden. Resmin orijinal hali, örneğin bu resmin bir Photoshop dosyası varsa orijinal ya da bir PNG, Fireworks dosyası varsa o dosyayı buraya seçip, burada belirleyip, düzenleme anında o dosyanın açılmasını sağlayabiliyoruz. Bunun yanı sıra Dreamweaver içerisinde bazı temel resim düzenleme işlemleri yapabiliyoruz. Örneğin resmi kırpabiliyoruz. Resmi kırpmak istediğimiz zaman bu işlemi geri alabilmek için Edit Undo seçeneğini kullanabileceğimizi söylüyor Dreamweaver. Evet, resmi kırpma işlemini bu şekilde gerçekleştirip kırpma işlemini tamamlayabiliyoruz. Bunun yanı sıra resmin parlaklık ve kontrastını ve keskinliğini de Dreamweaver içerisinden kolaylıkla düzenleyebiliyoruz. Resmin en ve boy değerleri orijinal boyutundan farklılaştığı anda, az önce kırptığımız için resmin boyutunda orijinal boyutuyla aynı kaldığı yeri, resmin en ve boy oranı değiştiğinde, daha doğrusu değerleri değiştiğinde, genişliği ve yüksekliği, Dreamweaver bunu bize bu değerleri koyu renkli yazarak gösteriyor. Bu demektir ki şu anda biz resmi gerçekte olduğu boyutta görmüyoruz. İki değer arasındaki reset butonuna basarak resmin orijinal görüntüsünü, orijinal boyutunu görme şansına sahibiz. Herhangi bir resmi küçültmek istediğinizde, büyütme ya da boyutunu değiştirmek istediğinizde, bunu Dreamweaver içerisinde yaptığınızda resmin sabit disk üzerindeki boyutu değişmeyecektir. Dolayısıyla aslında bu sadece görsel olarak bir küçültme sağlayacaktır. Bu nedenle bu işlemi Dreamweaver içerisinde yapmak yerine farklı bir resim programında açıp boyutlandırmayı yapabilir. Ya da resmi küçülttükten sonra ya da büyüttükten sonra özellikler denetçisindeki Resample yeniden örnekle butonuna basarak bu resmin küçülttüğünüz boyutuyla yeniden örneklenmesini sağlayabilirsiniz. Bu işlem resmi herhangi bir resim düzenleyicide açıp yeniden boyutlandırmaya yakın bir sonuç verecektir. Bunun yanı sıra resmin özellikler denetçisinde varsayılan resim düzenleme programında açılmasını, şu anda bizim bilgisayarımızda Fireworks varsayılan resim düzenleme programı, bu programda açılmasını ve orada değişiklikler yapmanızı kısaca hızlı bir şekilde bu butona basarak yapabilirsiniz. Bu işlem sırasında bu resim Fireworks'ta açıldığı anda Fireworks içerisinde Dreamweaver tarafından bu resmin gönderildiğine dair bir buton göreceksiniz. Düzenleme işlemi bittikten sonra o butonun yanındaki Done seçeneğine basarak, Done butonuna basarak tekrar Dreamweaver'a geri dönebilirsiniz. Bu resim için bir deneme yapalım. Fireworks butonuna basıyorum. Fireworks açılıyor. Bana bu dosyanın orijinal PNG, düzenlenebilir PNG'si olup olmadığını soruyor. Şu an için bizim öyle bir dosyamız yok. Ben bu dosyayı kullanmak istediğimi söylüyorum. Evet, resim dosyası gördüğünüz gibi. Bunun üzerine herhangi bir değişiklik yaparak yerleştirebiliriz. Yazıyı da biraz aşağı doğru alalım. Evet. Ve Done butonuna basarak buradan tekrar Dreamweaver içine geri dönebiliriz. Bu işlem sırasında Fireworks bize yapmış olduğumuz bu işlemle birlikte düzenlenebilir PNG dosyasını saklamayı isteyip istemediğimizi soruyor. PNG olarak da saklayalım. Bu tür dosyaları Assets klasörünün içine saklıyorduk. Evet. Artık bu dosyanın bir PNG hali de bizim
bilgisayarımız içindeki Asets klasörün içinde saklanıyor. Bir dahaki düzenleme sırasında o PNG dosyasını gösterip bununla ilgili işlemler yapabiliriz. Herhangi bir resim dosyasını sayfanızın içine yerleştirdiğinizde, gerçi bu şekilde yerleştirme ihtimalimiz çok az olacak. Genelde hep div'ler ve diğer yerleşim öğeleri içine resimleri ve yazıları yerleştiriyor oluyorsunuz. Olacağız. Böyle bir yerleştirme durumunda resmi etrafındaki nesnelere göre hizalayabiliyoruz. Ya da nesneleri etrafındaki nesnelere göre hizalayabiliyoruz. Bu resim için resmi tıkladıktan sonra Align bölümünden çeşitli seçenekleri seçebiliriz. Örneğin Left seçeneğini seçerek resmin kendisinin etrafındaki nesnelere göre solda olmasını, Right seçeneğini seçerek sağda olmasını, nesnelerin birbirine ortalanmasını, kendinden sonra gelen nesneye ortalanmasını, kendinden sonra geriye gelen nesnenin yukarıda ya da aşağıda olmasını sağlayabiliyoruz. Sayfalarınız içerisinde resimlerin etrafında akan yazılara ihtiyacınız varsa en basit şekilde resmin hizalamasını sola ayarladıktan sonra Align seçeneğini sola ayarladıktan sonra yazıların bu şekilde akmasını sağlayabilirsiniz. Resimle yazılar arasında biraz daha boşluk eklemek istediğinizde resmi işaretleyip Horizontal Space bölümüne bir değer girmeniz yeterli olacaktır.